Efendim şimdiki zaman pazarda ikinci bölümle tekrar karşınızdayız. Saatler 12 oldu canlı yayınımız. 12 oldu. 65 yaşın üstündeki yurttaşlarımız, vatandaşlarımız ve bizim izleyicilerimiz sokağa çıkma iznine kavuştular. Şimdi programı bitirmek isteyenler bitirebilir. Ama ben gideceğim, yürüyüşümü yapacağım. Saat 18'e kadar olan yürüyüşümü yapacağım, devam edeceğim diyenler çıksınlar. Programı YouTube'dan hemen akabinde izleyebilirler. Çünkü çok güzel bir gün var. Sıcak da bir hava ama 18'e var. 18'e kadar şimdi havada sıcak. Saat 12, 18, 6 saat var arada. Fazla mı olur? Bence bu sıcakta çıkmasınlar. Evet, çıkmasın. Gerçekten bu evet, sıcakta doğru. Çıkmasınlar. Zaten izleyicilerimiz Erol Bey yazıyorlar. Biz bekliyoruz. Bitireceğiz programı. Öyle bir çıkacağız diye. Bir de sağlık açısından da çıkmasınlar. Şeyde bu tempolu yürüyüş falan da ne olur yapmasınlar. Şimdi açıklıyor tıp adamları ki bu ağzındaki bantla yürüdüğün zaman çok ciddi biçimde bakın akciğer patlayarak ölümlere falan sebep olmaya başlamış bu iş. Evet. Ne olur şey hani sakin yavaş. Sakin evet. Yavaş, sakin evet. Aman ne olur. Onu söyleyelim. Bu arada çok sıcak zaten. Reklam arasında demin rapordaki T24 değil gerçekten yazdığı gibi olan P24. Gazeteciler platformu olarak kurulan bir siteymiş. Sen düzeltiver onu. O bir. Onu düzeltmiş olalım. Kimler var T24'te? Hasan Cemaller. O T24 o. Bu buradaki, P24 Erol Bey. Ama her, burada da çongarlar var bildiğim gazeteci, kadarıyla. Evet, ben çok o fazla yakından takip ben de takip da, etmediğim evet, için bir şey diyemeyeceğim. Evet, bağımsız gazeteciler diye bir bu, grup. Sivil toplum örgütüymüş evet, P24. Evet. T24 medya grubu. Medya grubu. Tamam. Tabii. Şimdi Baki Nedim Baltacı da aradı. He. Reklam arasında. Yaşa aktarsana evet, izleyiciye. Ondan konuştum. Sonra o da hemen ulaştı bize. Az önce bahsetmiştik Göztepe'li CHP'li muhtar evet, aslında. Eski muhtar. Eski muhtar. Muhtarlık da yapmış. Hatıralarını da yazmış. Ben çok önemsiyorum. Böyle hani. Olağanüstü önemsiyorum. Erol Bey şeyi söyleyeyim. Mesela ben Fazıl Say'ın babası çok kıymetli bir müzik insanıdır. Çok. Ahmet Say. Ne Ahmet güzel, Say'ın. Ağaçlar Çiçek'teydi yaşa, diye bir kitabını okuduğumda Erenköy gözümde bambaşka bir Erenköy çok oldu yaşa. Diyor ki o kadar ağaç vardı ki diyor biz diyor evimizi bulamazdık diyor ağaçtan karıştırırdık evimizi diyor. Mesela o günleri 1940'ları 50'leri Ahmet Say'ın gözünden o küçük Ahmet çünkü onun babası da biliyorsunuz matematikçi hı-hı. Baba da Fazıl Say babanın adı da Fazıl Say o kadar güzel anlatmıştı ki böyle yerel tarihi kaleme almak yerel tarihe sahip çıkmak çok önemli. Ben gelecek kuşaklara önemli bir kültür mirası bıraktığını düşünüyorum. Buradan bir kez de şeyi analım. Doktor Müfit Ektal ya, abimiz Kadıköy, değil mi? Ne güzel anlattı. Kadıköy'ün kontu derdik biz ona. Işıklar içinde uyusun. O da mesela ne Kadıköy tarihiyle ilgili yerel, çok kitaplar yazmıştı. Çok. Çok çalışmalar yapmıştı. Ben de kendisini tanımış. Kızıl Toprak okuduk değil mi? Fener Yolu okuduk o kitaplardan. Moda tabii, Kadıköy tabii, okuduk. Tabii. Şeyin ben de o zaman birisini anayım. Hayatımda çok derin izler bırakmış bir amiralimiz. Vehbi Ziya Dümer amiraldi. Bağdat Caddesi'ndeydi apartmanı. Ben o zaman küçük rütbeli subaydım. Gelip gidiyordum. Hatta bir kısım anılarını o zaman o anlatmış böyle yazmıştım. Defterim şurada duruyor. Geçen gün gene var. Baktım. Gene böyle hüzünlenerek birazcık da hani gözyaşı böyle birazcık da akıtarak falan bir daha anımsadım bu büyük adamı. Çok önemli bir yani 1960'da yaşadı, çekilmiş. Tabii o bana anlattı. Sonra onun anıları yayınlandı ve biz ya Dümer Amiral'in anıları niye biliyor musun önemli? Çünkü işgal döneminde Deniz Harp Okulu'nda lise öğrencisi. Burada öğrenci. Ha. Düşünebiliyor musun? Bak işgal İstanbul'unu şöyle anlatmıştı bana. Geliyor iniyor vapurdan. Herkes ağlıyormuş. Onların evi de Fatih'teymiş. Gelirken bütün yolda ama diyor. Bütün Türklerin hepsi ağlıyor. Eve geldim annem babam herkes ağlıyor. Yani bu işgali işte anlatmışlar artık İstanbul'un ne oldu ne bitti. Fakat o işgal İstanbul'unda bile bak savaşta Birinci Dünya Savaşı'nda bile Deniz Lisesi'nde burada Harp Okulu'nda şu adadaki okulda öğrenci her öğlen pilavını Sakallı Cemal Paşa'nın Hatay'dan getirdiği tereyağlı olarak yiyorlar. Öğlenleri burada Pera Palas Oteli'nin baş garsonu diyeyim, metro oteli baş elinde beyaz eldivenleriyle servis yapıyor. Bak gösteriyor öğrenciye ve piyano var orada. Piyano var orada. Ama yine yemeğe nasıl başlıyorlar? Tanrımıza hamdolsun diye değil mi başlıyor? Afiyet olsun diye bitirirler şey. Yani kısacası o işgalde Müslüman İstanbul'la işgalci askerlerin davranışlarını şunları bunları
Çok dinlemiştim Vehbi Ziya Dümer Amiral'den. Hatıra dinlemek çok önemli. Efendim bakın, hatıratlar çok önemli. Bütün tarih yaz, siyaset bilim ne yazarsanız yazınız. Geri dönüp bakacaksınız. Tabii ki belgelerle bunu toparlayacaksınız ama çok önemli. Örnek işte, ne için önemli bize küçük ayrıntı? Doktor Hikmet Kıvılcımlı'nın muayenehanesi hangi noktadaydı? Efendim bir reklam arası 10 dakika ona uğraştık biz. Tam nerede? Fırının olduğu üst tarafından, fırının üst tarafından, yan tarafında mıydı? Tabii. Ama benim söylediğim şey daha farklı. O burada ev. Senin söylediğin ev. Evet. Muayenehane bu bölgede oturan insanlar için. Hatta şeye yakın buradaki... Erenköy Ruhvesi'ne hastalıklarına yakın. Orası bildiğim kadarıyla yakın. Tabii, yani Latife Fegan, akılcı. Ali abi izliyorsa bizi Fransa'dan, Ali Erten, o tam bilir, o Fegan ailesini iyi tabii tanıyor, biliyor. Şimdi de orada şey işte fırın, yani şöyle bugün çarşı, geliyorsunuz istasyon binası var, oraya gelmeden önce. Oraya gelmeden önce, evet, çarşı dediğimiz şeyde, evet, yerde orası. Yani sonuçta muayenehane, bugün orada bir kitapçı var. Ona gelmeden oradaki üst kattaymış. Evet. Bu arada Ahmet Sayın kitabından bahsetmişken bir cümleyi de geçeyim. Ondan sonra Cihat Yaycı Paşa'ya gelelim. Eskiden Suadiye ile Bostancı, biliyorsunuz, dip dibe. Şimdi Suadiye daha popüler, gözde bir semt olarak biliniyor. Eskiden öyle değilmiş Erol Bey. Bostancı daha popülermiş. Tabii. Bostancı inanılmaz popüler bir yerleşim yeriymiş. Hatta Ahmet Say kitabına diyor ki biz Suadiye'yi küçümserdik o zaman diyor. Yani bakmazdık, Suadiye'de mi oturuyorsun falan derdik diyor. Bostancı daha popülerdi efendim, diyor. Ama şimdi bak, Bostancı baştan itibaren popüler, niye bir kere unutmayalım. İşte anlamlarında o istasyon şeyi var Bostancı, bak baştan itibaren o bir. İki, Suadiye'yi unutmayalım ki. Emekliler için kurulmuş olan bir semt. O yıllarda daha kurulmamış. Evet. Bak şimdi daha sonraki süreci söylüyorum. Evet. Emekli ikramiyesini alanlar için yapıldı. Tabii bir de şöyle bir şey var. Suadiye'de biliyorsun ki Abdülhamit'in işte o Suadiye o kız için falan kurulmuş. Orada cami var. Suadiye tabii ki küçük bir yer. Ama Bostancı o dönemde yine bu şey için, adalara gidiş geliş falan, tren istasyonunun merkezi nokta olmuş olması nedeniyle tabii ki çok popüler. Evet. Bir de şey de unutmayalım ki önemli de paşalar falan da oturuyor orası. Gerçi Göztepe'den itibaren buranın dağıtımı da öyle olmuştu. Bu Tütüncü Mehmet Efendi'ye verilen arazi şey. Bu bölgenin tarihi çok ilginç bir tarihi var. İşte Nazım Hikmet'i konuşursunuz değil mi? Ya, burada konuştuğunuz zaman. Reşat Ekrem Koçu'yu konuşursun. İşte benim sokağım Server İskit'i. Aşağı'nın şeye Cemal Süreyya'lar, Fazıl Üstü Dağlarca, değil mi? Efendim, evet. Şeyin evi var Erol Bey. Ressam, şair, Trabzonlu ya. Bedri Rahmi'nin tabii canım, o aşağıda pansiyonda vardı ya, hatırlasana. Evet, evet. Evi var, iki katlı. Onu söylüyorum işte, o zaman da pansiyon falan. Yani bu Trabzon deyince Ali Hoca'yı unutmayalım. Ali Akgüz aradı. Mesaj attı. Sağ olsun Ali. Profesör Ali Akgüz. Evet. Programımız. O bir tek bizi izliyor. Gürkan diyor, ben de başka program izlemiyorum. Salı günü, cuma günü, bir de pazar günü seni izliyorum diyor. Sevgili Ali. Sürekli kitap okuyor. Bir de böyle tematik okumalar yapıyor, biliyor musunuz Erol Bey? Şey diyor bana, Dünya Anneler Günü için diye oturdum diyor, ana kitabını tekrar okudum. Maxim Gorki, ana diyor. Yıllar önce okumuştum, bir daha okudum. Öyle hani günün anlamına yönelik kitap okumaları da yapıyor. Ali Hoca'ya da selam, sevgilerimizi gönderiyoruz. Evet, aynen öyle. Gelelim Cihat Yaycı Paşa'ya. Şimdi benim aklıma şu soru gelir. Bir, Washington Enstitü böyle bir rapor hazırlıyor. Raporda Hulusi Akar'dan bahsediyor. Bir paragraf, iki paragraf. Şeyden bahsediyor, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'den bahsediyor. Üçüncü sırada Cihat Yaycı Paşa. Şimdi rütbe olarak bir kere yani küçük, tabii, çok küçük kalıyor şeyin yanında. Yaşı da küçük. Evet, yaşı da genç. Rütbe de küçük. 66 doğumlu dediğim kadarıyla. Niye Cihat Yaycı Paşa'yı orada şey alıyor, raporun içerisine koyuyorlar. Şimdi raporun içine Cihat Yaycı Paşa neden görevden? Şimdi raporun kıza alınıyor. Tamam, raporun içine koyma sebebi çok anlaşılabilir. Çünkü niye, bu Libya ile bölgeyle, o münhasır ekonomik alan, bölge, anlaşmaların yapılması, bunun üzerine yazmış olduğu kitap, yani Akdeniz, Doğu Akdeniz'in neden önemli olduğu, Türkiye'nin için bununla ilgilenmeli. Yalnızca Libya ile değil, bu anlaşmanın işte İsrail ile de yapılması gerekir, Suriye'de yapılması gerekir diye bu şeyleri, bütün bu raporları yazan kişi. Fakat şöyle bir şey var. Bir de onun özelinde şimdi söz edeyim. Silahlı kuvvetlerde neden hoşlanılmaz? Şimdi silahlı kuvvetlerin içinde böyle bir subayın
öne çıkmasından hoşlanılmaz. Şimdi bir de böyle bir yanı var yani. Orada özür diliyorum. Kuvvet komutanları var. Yani Deniz Kuvvetleri komutanı var. Kurmay başkanı var. Genelkurmay başkanı var. Öteki kuvvet komutanları var. Evet. Ama küçük kütbeli bir subay öne çıkıyor. Evet işte onu diyorum Erol Bey. Hem o hem de dün Ahmet Zeki Uçok, o da TV'deydi galiba. Okudum ben yazıyı. Şey diyor. Cihat Yaycı Paşa'nın gece yarısı kararnamesiyle genelkurmaya alınmasından Deniz Kuvvetleri komutanın haberi yoktu iddiasını ortaya attı. Ahmet Zeki Uçok. Efendim emekli olabilir. Albay biliyorsunuz. Efendim bak. Çok da yakındır Cihat Yaycı Paşa'ya. Şöyle bir şey. Doğrudur, olabilir. Yani gece yarısı böyle birdenbire alıyor. Yani yangından mal mı kaçırıyorsunuz ya da neyi götürüyorsunuz? Bu tabii şöyle de bir şey söyleniyor. Öyle bir hareket yapmakla, öyle bir gece yarısı yapmakla tabii Hulusi Akar beyefendi, işte Yaşar Güler beyefendi de Cihat Yaycı'ya da anladığım kadarıyla şöyle bir mesaj veriyorlar. Tamam, hani haddini bil. Benim anlayabildiğim kadarıyla haddini bil. Bak sen küçük kütbeli bir subaysın. Toplumun önünde çok fazla popüler oldun bir. Evet. İki, bu görüşler açıklayıp duruyorsun. Bu üç, işte hadi bu raporda yer almasının o kadar çok kritik, en kritik yeri şu. Bütün o söylemiş olduğumuz gibi Doğu Akdeniz'le ilgili planlamayı yapan, aklı veren zaten öyle diyor işte. Hani Erdoğan tarafından bu uygulanan diyor bu planın kurucusu, yaratıcısı. Ama bu hoşlanılmaz. Bak, silahlı kuvvetlerin geleneği demeyeyim de silahlı kuvvetlerin kendi ruhunda var bu. Bir örnek vereyim kendimden. Bu Destanlaşan Gemiler kitabı ilk yayınlanmış. Cumhuriyet Gazetesi'nde de bir yazım çıktı. Yavuz geliyor. Yavuz diye bu TCG Yavuz Fırkat'e ilk alıyoruz bunu. Ben de heyecanlandım. Cumhuriyet istediler yazı gönderdi. Bir hata yapmışlar. Altına rütbemi yazmışlar. O zaman üsteğmenim şey diyeyim. Beyler Bey Deniz Asbazurlam okudu. Yazmış öyle. Bunu bir kere anlatmıştım. Öğretmen kıdemli üsteğmen. Anlatmıştınız. Bak şimdi tabur oldu. Denetlemeye geldi. Koskoca kuvvet komutanı ışıkları içinde uyusun. Emin Göksan Oramiral. Ne güzel insanlardı onlar. Koku Emin'di lakabı. Yani o tıraş losyonlar falan. Böyle jilet gibi. Nasıl güzel. Koku Emin. Koku Emin. Nasıl güzel insanlardı bunlar. Anlatamam ya o kuvvet komutanları. Muhteşem adamlardı. Örnek muhteşem adamlar bunlar. Geldi böyle önümde. Arkadan o küçük kütbeli subaylar hemen fiştik dediler. İşte komutanım bu falan diye. Ne dedi biliyor musun? Geri döndü. Çocuğum dedi, aynen şöyle çocuğum dedi, tamam seni tebrik ederim, bak dedi, yeniden deniz tarihi yazmaya başlanmış. Ekibe de geri döndü böyle yaptı. Dedi ki, yazmasını engellemeyin ama kontrol edin. Tamam, böyle önüme geldi. Şimdi siz bunu şeye mi bağlıyorsunuz? Cihat Yaycı'ya bağlıyorum. İsmiyle kitap, kendi adıyla kitap çıkarması. Tabii. Şimdi bütün bunların hepsi silahlı kuvvetlerin kendi içinde de rahatsızlık yaratır. Anladım. Ama şimdi deniz kuvvetlerinin... Bir izleyicimiz diyor ki, niye elinde telefon? Efendim buradan bir takım bilgiler geliyor. Mecburen. Gidiyor. Onları aktarıyorum. Evden yayın yapılıyor. Aynen. Evden yayın yapıyoruz neticede. Tek kamerayla yayın yapıyoruz. Mecburum. Kusuruma bakmayın lütfen. Şimdi İlan Kesici, sevgili Gürkan sana ve sevgili Erol Bey'e teşekkür ve sevgilerimle diye göndermiş. Hüseyin sana yolladım bu fotoğrafı. Rant'ın ki ama ilk Rant rapordu. Rant Corporation'ın Hulusi Akar'ı öne çıkaran doğru kitap olarak diyor. Rapor kitap halindeymiş. O raporun fotoğrafını göndermiş. Onu bir ekrana getir. Rapor var bende. Onu evet. Yorumlamıştık o raporu. Teşekkürler Ondan İlhan sonra, Bey. O ilkiydi. Evet onu bir okuyalım. Bir, iki. Ses düzelmiş. Onda problem yok. Bir ekrandaymış şu anda o rapor. Evet. Evet başka. Tabii orada Hulusi Akar Beyefendi'yi çok öne çıkardı o rapor. İlhan Bey'in kalemi de çıkmış orada bak. Tamam rapor. Şimdi Erol Bey bu... Cihat Yaycı Paşa o zaman evet, son toparlayalım. Son toparlayalım. İşte bu kıymetli bir amiral. Kıymetli bir amiral. İşte Mavi Vatan şey bunları Türk toplumuna mal ettiler. Üzerinde çok değerli çalışmalar yapıyor. Deniz Kuvvetleri'nden ayrılsa, emekli edilse bile yolu açık olsun. Akademisyen olarak yürüyüp gidecek ama yazık. Bu üzüntü vericidir. Ama orada çok doğru bir ifade var. Çok doğru. Öyle böyle değil. Yani gece yarısı öyle çekilip alınmış olmasından doğrudur. Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın haberi yoktur. Yok. Ha diyeceksin ki haberi olsa engelleyebilir miydi? Hayır. Engellemeye çalışır mıydı? Görüş bildirirdi ama engellemezdi. Diyeceksin ki niye engellemiyor? Deniz Kuvvetleri Komutanı kariyerinin sonu ne olacak artık bundan sonra? O da evine gidecek. Evet, öyledir. Ama işte hani bizim dönemimizdeki Deniz Kuvvetleri komutanlarıyla
bu yargılanma sürecinde gördüğüm Deniz Kuvvetleri'nin başına gelen komutanlar arasında dağlar kadar fark var. Evet. Başka bir şey söylemeyeyim. Peki. Şimdi Barış Doster, sevgili ya, arkadaşımız, evet, güzel bir yazı yazmış. Çok güzel yazı yazmış. Cumhuriyet'te, ben izin verirseniz onu... Lütfen. Onun üzerine konuşalım, evet. Kısaca bir okuyalım. Sevgili izleyiciler, Barış Doster biliyorsunuz, hem programlarımıza da davet ediyoruz, doçent doktor. Cumhuriyet Gazetesi'ndeki köşesinde bizim Yunanların işgal ettiği adalar, Ege'deki adalar, daha doğrusu Kaya, 17. O, ada ve adacık, adacıklar, öyle değil. Adacıklar, evet, ve büyük adalar, kaya parçalıklar statüsü olarak bilinen yerlere ilişkin 18 ada ve 2 kayalık diye, evet, bahsetmiş Barış Doster. Buna ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'e eleştiriler yöneltiyor Barış Doster. Diyor ki işgal altındaki Türk ada sorunu birkaç gün önce bir kez daha gündeme geldi. Getiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz oldu. Çeviköz partisinin şimdiye kadar izlediği çizginin tam tersi bir çıkış yaptı. CHP milletvekillerinden Ege Adaları ile ilgili soru önergesi vermemelerini istedi. Milletvekillerine yolladığı bilgi notunda bu konuda soru önergesi vermemiz iktidarı sıkıştırmaktan çok bizi zor durumda bırakabilecek bir durum oluşturur dedi. Dışişleri Bakanlığı'nın Ege Adaları konusundaki önergelere uluslararası hukuk çerçevesinde Türkiye'nin de durumuna zarar vermemesi için yanıt vermeyeceğini söyledi. Adacık ve kayalıklar konusundaki basında bir takım demeçler veya dayanıksız iddialar üzerine hareket etmek belki kısa vadede bir takım çevrelerde heyecan yaratabilir. Ancak orta ve uzun vadede ne CHP ne Türkiye için kazançlı olur demiş Ünal Çeviköz. Bunu da eleştiriyor Barış Doster. Diyor ki muhalefet niçin tutum değiştirdi diyor. Birincisi Çeviköz Ege Adaları ile ilgili sorunun işgal yerine gerekirse adaların silahsızlandırılması bağlamında ele alınmasını öneriyor. Bu sözüyle adaları peşinen Yunanistan'a bırakıyor. Müzakereler yoluyla silahsızlandırılmasını istiyor. İkincisi konuyu önemseyen, gereğini yapmayan iktidarın bu yanlış tutumunu daha yüksek sesle eleştirmek yerine iktidar ve dışişleriyle aynı çizgide buluşuyor diyor Barış Doster. Üçüncüsü de partisi işgal altındaki adalar konusunda şimdiye dek Cumhuriyet Halk Partisi'nin izlediği politikayı yok sayıyor diyor. Kendisi gibi hariciye kökenli olan Şükrü Elektağ, Onur Öymen, Osman Korutürk, Profesör Doktor Hüseyin Bağcı, Pazarcı gibi isimlerin yaklaşımını ve çabasını da yatsımış oluyor diye ekliyor. İşin doğrusu ne diyor son bölüm Barış Doster? Diyor ki belirtmekte yarar var. Ege Denizi'ndeki mevcut durum Londra, Atina, Lozan ve Paris anlaşmalarıyla saptanmıştır. Anlaşmalarda şu hattın gerisinde kalan ada, adacık ve kayalıklar Yunanistan'a aittir gibi bir madde yoktur diyor. Lozan ve Paris anlaşmaları isim vererek hangi adanın hangi devlete ait olduğunu hükme bağlamıştır. Türkiye'nin ismi verilmiş aidiyeti belli adalar konusunda bir itirazı yoktur diye ekliyor. Vatan toprağı kutsaldır, kaderine terk edilemez diyen Atatürk'ün kurduğu Türkiye günümüzde en temel konularda bile milli hassasiyetini, millet olarak milli çizgide mücadele etme kabiliyetini yitirmiştir maalesef diye de tamamlıyor yazısını. Evet, gelelim mi bu kayacıklara? Gelelim. Şeyi de söylüyor tabii, arada ben atlayarak okudum. O zaman biz niye gittik Kardak'ta diyor, mücadele ettik. Şimdi, Ali Türkşenler niye gittiler? Orayı geri aldılar. Aynen. Şimdi Ünal Çeviköz beyefendinin söylediklerine hiç katılmıyorum. Hatalı olduğunu düşünüyorum. Ve bu hatasının da düzeltileceğini tahmin ediyorum. Bakınız şimdi. Siyasal iktidarlar bazı zorunluluklar nedeniyle zaman zaman istemeseler bile ve o ülkenin halkı istemese bile zaman zaman, tırnak içinde ifade ediyorum, rakip olduğu ya da düşman olduğu devletin ortaya koyduğu tezin yanında duruyormuş gibi görünebilir. Bak, işte muhalefetin görevi nedir? Muhalefetin görevi şudur. Siyasal iktidara bir dakika, iktidar. Anlıyoruz biz seni. Uluslararası ilişkiler meselesi problemleri nedeniyle anlıyoruz bunun böyle duruş yeri gösterebileceğini. Ama şundan dolayı yanlış ve biz bunun yanlış olduğunu ifade ediyoruz. Şimdi bu yanlışın düzeltilmesi için biz senin arkanda duruyoruz, seni destekliyoruz. Şimdi burada bu
işgal edilmiş olan Yunanistan'ın bütün uluslararası antlaşmalara aykırı olarak. Şimdi Barış Doster çok güzel yazdı yazısını. Özetini de yaptı. Evet. Evet, onun için de alıntı yapıp izleyicilerle paylaştırdın. Teşekkür ederim. Yani bazen insanlar bunu hak ediyor çünkü doğru yazdıklarını hak ediyorlar. Efendim, şimdi ne oluyor? Cumhuriyet Halk Partisi siyasal iktidara, tamam seni anlıyorum, zor iş bu masada bulunmak, kabul. Ama şimdi biz şu 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 nedenlerden dolayı bunun yanlış olduğunu söylüyoruz ve sen bunu seslendirdiğinde biz senin arkanda duracağız. Şimdi Ünal Bey'in yanlışı bir kere burada. Şimdi CHP doğru yapıyor kardeşim, muhalefet partileri doğru yapıyor. Bakın Kardak Kayaları'nın statüsü orada doğru bir şey söyleniyor. Bakın bunun üzerine, o Kardak Kayaları meselesi üzerine araştırma yapıldı. Profesör Doktor Yüksel İnan, Sertaç Başeren, ki Sertaç Hami Başeren çok kıymetlidir bir hukukçu olarak. Çok emek verdi bu Ege sorunu üzerine. Bak başka da kitapları var. Ben çok dikkatli takip ederim. Ta ne zamandan beri? Subaylığımdan beri, Ankara'da görev yaptığımdan beri, o zaman daha şey dediler. Daha yeni işte asistanlıkları falan bitmiş. Çok bakılır. Bakın şimdi burada baktığımız zaman Ege'deki adalara, efendim bazılarının statüleri belli değil. Adacık, kayacık, kayalık, her neyse, hiçbirisi başka bir devlet tarafından, sonuçta Türkiye ile Yunanistan arasında, başka bir devlet de demeyeyim, Türkiye tarafından işgali Yunanistan tarafından kabul edilemez, Yunanistan tarafından işgali Türkiye tarafından kabul edilemez. Bunun üzerine yapılmış olan antlaşmalar var, işte Paris var, Londra var, efendim işte bu Kıbrıs var, çeşitli platformlarda bütün bunların hepsi yapıldı. Bakın şuradan bir şey söyleyeyim size ortalama olarak. Şimdi Ege Denizi'nde statüsünü düzenleyen anlaşmalar var. Tamam, onların sahipleri belirlenmiş olan adalar var. Onlara bir itiraz yok. Ama şimdi burada ülkesel sınırlar mı onunla yapılmıştır, yapılmamıştır? Bütün bunlara çok ama çok iyi bakmak gerekiyor. Türkiye ile Yunanistan arasında zaten alt alta koyun 13 tane sorun var. Bunların hiçbirisi çözülmüş sorunlar değil. Ayrıca da bu 18 yıllık iktidar döneminde işte orada çok belli. Bak kaç tane adacık veya küçük ada statüsü veya kayalık Yunanistan'ın gelip buralarını işgal etmesine, kuzu çevirmesine, bayrak dikmesine, işte bakan düzeyinde buralarda gelip gösteri yapılmasına göz yumuldu. Tamam, bunlarla ilgili bir takım notalar verildi kabul ama göz yumuldu. O nedenle Ünal Çeviköz beyefendinin yaptığının doğru olduğunu düşünmüyorum. Ve CHP'li milletvekillerinin veya başka muhalefet parti milletvekillerinin bu yöndeki çıkışlarının önüne set çekmemelisiniz. Ha şöyle bak, şöyle bir şey olursa onu çok anlarım. Diyelim ki Kıbrıs'taki Türk kesimi üzerine, yani Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan Türk halkı üzerine bir takım baskılar yapılıyor. Bu baskıları siyasal iktidar AKP protesto ediyor. Tabii ki CHP onunla birlikte protesto edecek. Bak orada birlikte olacak. Ama bu tarafta işgaller var. Şimdi bu işgallere siyasal iktidar o nedenle ya da bu nedenle ses çıkarmamış, göz yummuş veya daha sonra hallederim demiş. Dedim ya, sonuçta iktidar bir ABC'de şıkları var ellerinde. Ama sen muhalefet partisi olarak iktidar bunu bugün böyle yapıyor. Yanında ben de söyleyeyim, yarın öyle yapmıyor, yanında durayım. Sonra vazgeçme. Ya böyle bir saçmalık olmaz. Muhalefetin bu konudaki görüşünün net, açık olması gerekir. Siyasal iktidarlar ödün vermek zorunda kalabilir. Israrla, bak bunu söylüyorum, bu kadar yılın uluslararası ilişkiler siyaset bilimi hocası olarak söylüyorum. Onlar yapabilir, olabilir. Ama sen muhalefet partisin arkadaş, sen bunu yapamazsın. Ünal Bey'in milletvekillerinin önüne çıkıp böyle bir set çekiyor olmuş olması, bu anlaşılabilir bir davranış değil. Onun için doğru söylüyor. Bak şurada bir bölüm var. İlişikte sunulan bazı haritalarda, burada haritalar var. 12 ada bölgesinde Türkiye, İtalya, Türkiye, Yunanistan arasında bir sınır gösterilmektedir. Ancak bu sınırın Lozan Barış Antlaşması'nın 15. maddesine yer alan bağlı adacık kavramıyla Paris Antlaşması'nın 14. maddesine yer alan bitişik adacık kavramının teknik yorumlanması neticesinde 1943-1944 tarihli İngiliz haritaları, 51 tarihli ABD haritası da yer aldığı düşünülmektedir. Kardak Kayaları ile birlikte çok sayıda ada, adacık ve kayanın Türkiye'ye ait olduğu açıkça görülmektedir. Arkadaş şimdi siz oturup şu haritalar varken buradaki kayalar, kayacıklar, adacıklar, bunların hangileri Türkiye'ye ait? Bak burada anlaşmalar söyleniyor. Yıl yıl, tarih tarih koyuluyor. Ta 1913-1995 arası basılan çeşitli yabancı haritalarda işte burada maddeler sayılmış. Kardak Kayalıkları ve ötekiler gösterilmiş. Sizin yapmanız gereken kalkıp
bunu ortaya koymak, Erol Bey, bunu bir şey söyleyeceğim. Böyle çok yani. Temel bir dış politika konusu, böyle bir ayaküstü kararla ve işte milletvekillerinin üzerine gitmeyin denilerek alınabilir mi? Bu çok temel bir politika. Efendim olabilir mi böyle bir şey? Allah'ınız aşkına olabilir mi böyle bir şey? Bugün o adaların, kayalıkların, kayacıkların işgaline, bak işgaline göz yumarsanız, anlatılma bak anlaşmalarda ne oldu ne olmadı orada belli. Yarın öbür gün siz Kuşadası'nın da işgaline göz yumarsınız. Bunu hani abartarak örnek vermek için söyledim. Olur mu böyle bir şey? Böyle bir şey olabilir mi? Oranın statüleri onlar belli. Yani Ünal Çeviköz beyefendinin bu tek başına alıp konuşup vereceği bir karar değil. Böyle bir şey olamaz. Verilecek karar bellidir Ünal Bey açısından da. Parti meclisiniz mi var kardeşim? MYK'nız mı? Bilemem onları. Ve bu ülkenin bak uzmanları var. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi tarihi çok ciddi ve büyük hariciyecilerin tarihidir yani aslında. Bir ölçüde baktınız mı değil mi? Aynen. Türkiye'nin en önemli hariciyecileri Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev yapmıştır. Her zaman. Milletvekili olmuşlardır. Onur Bey hayatta, Şükrü Elekdağ hayatta değil mi? Yani Osman Bey, Osman Korutürk. Bakınız şimdi efendim bak geçmişte de böyleydi. Muhalefet daha en sert Demokrat Parti dönemini anlatayım. Bak en sert dönemde bile, o çatışmaların olduğu dönemde bile yine Cumhuriyet Halk Partisi'nde yer alan hariciyecilere danışıyorlar. Bak evet. Hariciyeci. Niye? Çünkü diyor ki milli dava, işte Kıbrıs meselesi. Evet. 6-7 Eylül 1955 olayları başlarına ne iş açtı işte DP'nin? Tabii. Yani orada tek başına verilen bir karar bak nelere mal oldu. Evet. Tepki haklıydı. Uygulama bak nerelere çıktı gitti. Evet. Şimdi dolayısıyla bugün de öyle Ünal Bey'in öyle tek başına çıkıp bunları söylüyor olmuş olmasının ben hata olduğunu düşünüyorsunuz. Yanlış olduğunu. Bu arada Barış Tosten'in dünkü yazısı. Bu arada izleyicilerimiz söyleyeyim. Ahmet Yavuz Paşa da herkes okusun o yazıyı diyor. İyi bir yazıydı Barış'ın yazısı. Evet, Ahmet Paşa'ya da selamlarımızı biz de onun için zaten ekrana taşıdık. Söyledik. Şimdi Erol Bey şeye gelelim mi? Aynı görüşleri savunduğumu evet. Paylaşayım efendim. HDP, İYİ Parti birbirine girdi. İsterseniz şöyle bir HDP üzerinden de biraz konuşalım. Çünkü sürekli hani şu anda belediye başkanlarına da, belediye başkanlıklarına da, kazandıkları belediye başkanlıklarına da kayyumlar atanıyor. Artık HDP'nin kapatılacak, kapatılmayacak gibi tartışmalar da tekrar ısıtılıyor. Şimdi bu çerçevede HDP'nin de siz de baktık değil mi şeyden önce? Evet. Bu süreçte 8. parti olmuş. Neler olmuş? Be? Onları... Hani kapatmışsınız, 7 kere kapatmışsınız. Şimdi evet. O konuda düşüncemi söyleyeceğim. Bir türlü şu demokrasi tekerleğini çevirmeyi beceremiyoruz yani. Beceremiyoruz. Evet. Tabii HDP'nin hataları yok mu? Var da olmaz mı? Evet, olmaz mı zaten? Evet. O hatalar onlar da bir türlü yollarını bulamadılar yani. Tabii. O da başka bir şey. O da başka bir şey mesela. Yani şey, PKK'la bağlarını Erol koparamadılar. Önce HEP. Halkın Emek Partisi. Evet. Sonra DEP. Demokrasi Partisi. Sonra bir ara parti olarak ÖZDEP kurulmuş. Sonra Halkın Demokrasi Partisi HADEP. Ondan sonra Demokratik Halk Partisi DEHAP, sonra Demokratik Toplum Partisi DTP, bunun paralel bir parti gibi kurmuşlardı herhalde. Barış ve Demokrasi Partisi BDP ve son olarak da Halkların Demokratik Partisi HDP olarak. Yani 8 partilik aslında 12 Eylül'den sonraki dönemde bir serüvenleri var. 8 partilik serüvenleri var. Şimdi... Ama şöyle de bir şey var Erol Bey. Ne olursunuz ben o cümleyi söyleyeyim, siz onun üzerine analizinizi yapın. Herkes kapı arkasından HDP ile görüşme ve onun mevcut temsil ettiği oyları kendi hanesine aktarma peşinde. Ama kapı önünde de kimse onunla fotoğraf verme niyetinde değil. Ben ona bir isim koymuştum, o da tuttu galiba. Türk Demokrasisi'nin Cız Partisi. Çok yani doğru. Dokunan yanıyor ama kapı arkasından da herkes dokunmaya da çalışıyor. Bu bakın HDP konusunda Türk siyaseti iki yüzlü. Kürt sorununda Türk siyaseti iki yüzlü. Bakın şimdi reddedilmesi gereken nedir? Parti açısından da söylüyorum. Kürt etnik kimlikli insanlar açısından da söylüyorum kardeşim. Reddedilmesi gereken Kürtçülüktür. Reddedilmesi gereken Kürt etnik kimliği değildir. Böyle bir zırvalık olabilir mi? Bütün etnik kimlikler önemlidir. Onur, gurur, şeref duyulacak bir meseledir. O zaman Atatürk'ün tanımını bir daha anımsatayım herkese. Ne dedi bu büyük adam tanımında? Türkiye Cumhuriyeti'nin, onu devleti diye tanımlıyorum.
tamamlayalım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir. Türkiye halkı niye ayırmış halkla milleti? Orada ne diyor? Halklar. Yani etnik kimlikler. Güzel. Bir kere bu böyle saçma sapan bir iş olmaz. Öyle hani 12 Eylül döneminde hatırlasana Profesör Fahrettin Kırzıoğlu'nun efendim 12 Eylül'ün generallerine tavsiyesini. Kürt diye bir şey yoktur. Bunlar dağ türküdür. Karda yürürken kart kurt ses çıkardıkları için Kürt olmuştur. Şimdi böyle bir şey olmaz. Kırzıoğlu ışıklar içinde uyusun. Çok önemli kitaplar yazmıştır Kars tarihi açısından. Neyse. Şimdi bak. Şimdi gelelim buraya. Güzel. Demek ki bir Kürtçülük ifadesi, bunun arkasından koşmak bu olacak iş değil. Hele 21. yüzyılın ilk çeyreği falan. Bak bu bir. İki. Şimdi HDP kendisinin işte Kürt etnik kimliğine sahip olan yurttaşların büyük kısmının oyunun şekillendiği bir parti olarak düşünüyorsa ısrarla söylenen kardeşim terör örgütüyle ilgini bağını keseceksin. Olmaz. Eğer ben terör örgütünün temsilcisiyim, onu seslendiriyorum dediğin andan itibaren anayasa, yasalar, her şey karşında olduğu gibi uluslararası hukukun bir takım maddeleri ve yaptırımları da söz konusu haline geliyor. O zaman yapılması gereken husus ne? Yapılması gereken husus şu. Türkiye'de demokrasi varsa, bu demokraside bütün farklı etnik kimlikler ve ideolojiler temsil edilecek. Parti kapatmalar bunlar çözüm değil. Bak parti kapatma çözüm değil. En basit örnek Milli Selamet Partisi. Yani Milli Nizam. Milli Nizam'ı kurdunuz. 70'te kapattınız. Ne oldu? Milli Selamet oldu. Ne oldu? Refah oldu. Ne oldu? Fazilet oldu. Ne oldu? Pardon, fazilet oldu. Ne oldu? Saadet. Refah oldu. Ne oldu? Saadet oldu. İçinden de AKP çıktı. Adalet ve Kalkınma Partisi. Sonra bu AKP'yi de kapatmaya teşebbüs edildi. Kapatsanız ne olacaktı? AKP'yi kapatacak, MKP'yi kuracaklardı. Tabelayı indirip tabela koyacaklar. Şimdi demokrasilerde siyasi partiler kapatılır mı? Kapatılır. Kapatılmalı mıdır? Hayır. Peki suç işleyen o siyasi parti mensubu isterse başbakan, cumhurbaşkanı olsun, milletvekili olsun cezalandırılmalı mı? Evet. Evet. Suç işlenmişse ister bu siyasal suç olsun kardeşim, ister bu adi suç olsun her neyse. Bu olacak. Başka bir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucu felsefesine, kurucu ideolojisine, kurucu babasına bunlara hakaret ediyorsanız, bu söylemiş olduğum felsefeydi, ideolojiydi, bunlar üzerine tırnak içinde söylüyorum, darbe yapmaya kalkıyorsanız tabii ki bunların hepsi suç ve bunlar yargılanacak. Şimdi biz bir türlü şu, tekrar söylüyorum bak, demokratikleşmeyi beceremiyoruz, demokrasi tekerleğini döndürmeyi beceremiyoruz. Oysa ki bizim tarihimiz siyasi partilerin varlığı açısından bildiğimiz zengin bir tarih. Şöyle söyleyeyim, 2. Meşrutiyet'ten sonra 8 tane partimiz oldu bizim. Mütareke döneminde tam 18 siyasi partimiz var. Bak mütareke dönemi yahu 18 siyasi parti kurmuşuz, 15 cemiyet kurmuşuz. Yararlı, zararlı neyse. Ondan sonraki sürece geliyorum. Çok partili döneme geçtikten sonra 1945 ile 1960 yılları arasında 24 tane partimiz var. Bugün yalan söylemeyeyim, 78 mi olmuş, 82 mi olmuş? Kumarhane amacıyla kurulan partiler dahil olmak üzere. Şimdi bir de onlar var değil mi Erol? Ben bazen görüyorum öyle bir parti. Ha diyorum ben bu partiyi hiç duymadım. Sonra bir apartmanda sonra denk geliyorsun. Ondan sonra bakıyorsun kumarhane. Evet. Şimdi sonuç olarak parti iyi güzel de. Şimdi bu HDP'ye gelince bir kendileri bir kere yollarının ne olduğuna karar veremediler. Bunlar tırnak içinde söylüyorum yani MHP temsilcilerinin kurduğu cümle gibi olmuş olmasın ama bunlar dağla vadi arasına sıkıştırdılar kendilerini. Evet, kardeşim o zaman bir hani Türkiye Partisi olacaksan bu ama Erol Bey onlar için de yani daha doğrusu çok oranın zor. Evet bunu nasıl yapmaları efendim lazım? Bakın evet. Onlar için de çok zor yani bunu reddettiğinde bu sefer suikastlerle karşılaşacaklar. Bak onları da anlamak gerekiyor. Onları da anlamak gerekiyor. Peki diyeceksiniz ki bu kadar zor problemin içerisinden o insanlar için suikastler derken bunu, tabii PKK tarafından tabii ki canım. Şiddete, baskıya maruz kalacaklar tabii. Bunun içinde öldürme dahil. Yani suikasten kastim genel çerçeve. Her şey bunun içinde. Geçmişte de bunlar gördü. Şimdi onların işi de çok zor. Peki nasıl işin içinden çıkacağız biz? Kardeşim gerçek anlamda demokratikleşmeyi gerçekleştirin bu ülkede.
samimi olsun siyasal iktidar mensupları. Düşünsenize şimdi bak, Demokrat Parti 10 yıl iktidarda kaldı. Şeyde ondan sonra da askeri dönemden söz etmeyeyim, oradaki ara dönemden. Ondan sonra Adalet Partisi benim hesabıma göre MC'ler şunlar bunlar falan filan, bak hepsine bak, 65'ten al 80'e kadar getir, 15 yıl içinde birkaç yılını çıkart, geri kalır 11-12 yılda onun iktidarı mı kardeşim, onun iktidarı. Ondan sonra gel Anavatan Partisi'ne, Anavatan Partisi'nin de hemen hemen tek parti iktidarı 9 yıl falan mı oldu? 83'ten yani, parmak hesabı. Yani işte 90, yaklaşık. Evet 91'de yaklaşık. Bıraktılar. Bak şimdi yaklaşık. 20 Ekim seçimleri. Bak şimdi o da bu kadar mı? 18. yılı mı AKP'nin? Saydığım partilerin hepsi sağcı partiler mi kardeşim? Evet. Bak kesiksiz. Evet. Peki arkadaş, bu kadar yıl siz iktidardasınız, bu ülkede demokrasinin D'sini kurmak için çaba harcamadınız. Çaba harcamadınız. Nepotizm ön planda, liyakatsızlık ön planda, işte sola karşı baskılar, zaten sol dediğin bir avuç, efendim baskılar. E sonra, şimdi biz bütün bunlarla yüz yüze kalıyoruz. Daha önce hatırlayalım işte Stockholm'u, olsunu, busunu, görüşmeler yapılmadı mı? Bu ülkenin işte hem Tayyip Bey'in özel temsilcisi olarak Hakan Fidan Beyefendi bulundu değil mi? Sonra MİT Başkanı olarak bulundu. E bir taraftan Dolmabahçe'de oturtulmadı mı? Konuşulmadı mı? Şimdi bir taraftan AKP, tamam anlıyorum, iktidar partisi ülkedeki terörü sonlandırmak için terör örgütünün temsilcileriyle de bir araya gelir mi? Gelir. Kim gelecek yani? Sonuçta hükümet bunlar, iktidar bu. Gelir mi? Gelir. Efendim bu partinin mensuplarıyla, liderle, zaten bunlar legal parti. Bunlar legal siyasetçi. İllegal değiller ki, seçime girmişsiniz. Anayasa orada. Cumhuriyet Başsavcılığı orada. Bunlar izinlerini vermiş. YSK iznini vermiş. Seçime girmişler bu insanlar, çıkmış. Öte yandan bir şey söyleyeyim. Tamam, bunların içindeki bazı milletvekillerini PKK ile işbirliği yapmakla falan suçlayalım. Çok güzel de. Kaç milyon oy aldılar bunlar? 6 küsur milyon. Bu 6,5 milyon insana ne diyeceğiz biz, oy verenlere? Tabii. Bir de öyle büyük bir sorunumuz var. Biz yani ne diyeceğiz? Yani bunu nasıl tanımlayacak onlar şimdi? Onlar teröristse teröriste oy verdi mi diyeceğiz? Nasıl yani tanımlayacağız? Yani teröristlere yardım, yataklık İşte ama bu büyük bizim mi? Yani Erol Bey, 1924'te de bu bizim sorunumuzdu değil mi? Efendim hep Yahmidi alaylarına itibaren düşünsenize tabii, canım yani. Bu hep sorunumuz. Bak bu sorun çözülemiyor. Şimdi bu sorun çözülememesinin... Bu demokrasinin bug'ı diyorum ben. Bak, demokrasimizin bug'ı bu. Doğru. Bug diyorlar. Bak şimdi çok güzel. Şimdi bu sorunun çözülememesinin iç dinamiklerle ilgili yanı var, dış dinamiklerle ilgili yanı var. Şimdi demin onun için söyledim yani, Kürtçülük bu kabul edilebilir bir şey değil. Bu kabul edilemez bir mesele. Ne oluyor? Uluslararası ilişkiler arenasında baştan itibaren Sultan II. Abdülhamit, işte ortalamasını alalım iktidarının... bunun üzerine bu bölgelerde üretilmiş stratejiler, politikalar, planlar, projeler var. Baştan itibaren işte yapılmış iç isyanlara bakalım, oradaki unsurlara bak, ondan sonraki meselelere bakın. AKP iktidarı işte Tayyip Bey getirtmedi mi kardeşim? Irak'tan Kürt liderleri yanında tutmadı mı? El ele tutulmadı mı? Megri megri denmedi mi? Davul zurna çalınmadı mı? Kırmızı halılar serilmedi mi? Kısacası bak, herkes işbirliği yapıyor. Ama sonra herkes reddediyor. Şimdi tabii, son seçimde. Siz başta söylediniz onu. Efendim bak, iki yüzlülük var. Son seçimde şu bir gerçek mi? İstanbul'da Ekrem İmamoğlu beyefendi burada belediye başkanı olarak seçildiyse, tabii ki ikinci tekrarlanmada AKP'ye oy verenlerin de çok büyük bölümü oy verdi. Çünkü vicdanları sızladı. Ama unutmayalım ki HDP'ye oy verenler, o partiye oy verenler Ekrem Bey'i desteklemeseydi, o oyları vermeseydi seçilemeyecekti. Bu da bir gerçek. Hayır Erol Bey, sadece şeye bakmayın, Ekrem Bey'in seçimine bakmayın. Türk siyasi hayatında iktidarlar aslında hep genelde o bölgenin oyları belirleyici oluyor. Geçmişte çünkü CHP tabii, tulum çıkarırdı. Evet, tabii, yani CHP tulum çıkarırdı. Belirleyicidir yani. Şöyle bir şey söyleyeyim lütfen. Şey hatırlasana ya. Demokrat Parti'yi hatırla. Adalet Partisi'ni hatırla. CHP'nin tek parti önünde demiyorum. Kimlere gidip yaslanıyorlardı Güneydoğu Anadolu'da, Doğu Anadolu'da? Aşiret. Kim bunlar? Kürtler. Tabii. Gidip onlardan oy istiyordunuz. Tabii. Ne yapıyordu aşiretlerde? Amcaoğlunun birisi CHP'den geliyordu, ötekisi AKP'den, öbürüsü MHP'den geliyordu. MHP'de de Kürt aşiretlerinin bir takım önderleri milletvekili olarak geldi. Bütün partilere dağılıyorlar. Siz bunlara başvuruyorsunuz. Şimdiki bu dönemde de birileri çıktı, dedi ki kardeşim biz
böyle bir parti kurduk. Şimdi Kürt etnik kimliklerin partisi budur. Partisi budur. Ama arzu edilen doğru olan nedir? Doğru olan şu. Bakın bir de altını çizerek söylüyorum. Çağdaş demokrasilerde mikro milliyetçiliğin yeri yoktur. Bunu yapamazsınız. Bunu, ama çağdaş demokrasilerin tanımı nedir? 21. yüzyılın ilk çeyreğindeki tanımı nedir? Farklılığın kabulü, içe sindirilmesi ve onun yönetilmesidir. Model mi arıyorsunuz? Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada. Geri dönün bakın bakayım. Başka da örnekler veririm. Dolayısıyla burada eğer siz bir iç barışın olmasını istiyorsanız HDP ile ilişkilerinizde samimi olacaksınız. İkiyüzlü olmayacaksınız. Ben İyi Parti'nin açmazını çok iyi anlıyorum. Ben Meral Hanım'ın açmazını çok iyi anlıyorum. MHP'nin tabanını tutmak istiyorlar. MHP'nin tabanını çekmek istiyorlar. MHP'nin tabanını çekmek... Sadece MHP değil ama. Türkiye'de böyle bir milliyetçi rüzgar da var şu anda. Şişleştirmemin sebebi tam, o. Tam. Çekmek istiyorlar. Peki MHP'nin kurmayları da bunu görüyor mu? Bunu görüyor. Bunun önüne çekebilecekleri en büyük set nedir? İyi Parti HDP ile işbirliği yapıyor. Bak Kürtçülük yapıyor bunlar. PKK'nın uzantısı. Ey milliyetçiler. Ey Türkçüler, uyanın. Türkçüleri mikro milliyetçiler anlamında kullanmıyorum. Çünkü mikro milliyetçilik yapan Türkçülük akımını savunanları da reddediyorum. O da çıkar yol değil çünkü. Mikro milliyetçilik çıkar yol değil. Ülkeyi darmadağınık edersiniz ondan sonraki süreçte. Bunu kültürel milliyetçilik anlamında kullanıyorum bu kavramları. Ne yapıyor? İşte Devlet Bey de o kadar büyük tecrübesiyle o biliyor oradaki hassasiyeti. Dolayısıyla böyle geldiği zaman Meral Hanım köşeye sıkıştı. Şimdi kalkıp diyemez. Ben HDP ile işte görüştüm. Şeye gideceğim. Efendim tamam görüştüm diyebilir ama ben efendim onunla koalisyona gideceğim. Onunla ortaklığa gideceğim. Onu bilmem ne yapacağım. Bak bunları söyleyemez. Efendim AKP bunu söyleyebilir mi? AKP bunu söyleyebilir. Bak söyleyebilir. Niye? Orada çünkü İslamcı Kürtçüler zaten AKP'ye meyilli oy veriyor. Dolayısıyla böyle bir milliyetçilik hassasiyeti bu söylediğim anlamda olmadığı için AKP'de. Dolayısıyla ha ne olur? En fazla MHP'nin bugünkü desteğini kaybeder. MHP'nin desteğini kaybettiğinde fark etmiyor ki HDP'nin oyları oraya konsolide oluyor. Zaten daha önceki seçimlerde desteklediler. Buradaki işte problem İYİ Parti'nin problemi o. Peki CHP bunu niye yapamıyor dersek? Onlar da işte hani böyle bir o tarafa, bir o tarafa, bir o tarafa, bir o tarafa. Ya niye yalpalıyorsunuz? Cumhuriyet Halk Parti bu ülkenin kurucu partisi kardeşim. Müdafaa hukuk cemiyetlerinin parti olarak vücut bulmuş hali. Kalkıp siz anlatırsınız. Anlatmalısınız zaten. Demin nasıl Ünal Çeviköz beyefendiyi hani eleştirdik. Şimdi aynı şey de burada da kardeşim. Siz ana muhalefet partisiniz. Kısacası Cumhuriyet Halk Partisi bu devletin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel direğidir. Temel direğidir. Direkt o çadır böyle kuruluyor. Bu çadırın içine çok parti girdi çıktı. Çok parti girdi çıktı. Ama Cumhuriyet Halk Partisi sene 1923, sene 2020 her şeye rağmen 2023'e Cumhuriyet gidiyor. Oturup bu konuda samimi olun. Samimi olun. Şunu nasıl açıklayamazsınız ya? Seçim demokratik. Madem ki karşı taraf Cumhur İttifakı yani koalisyonları reddedip koalisyon kurdu. Bugünkü sistemin zaten gereği, emri, yaptırım gücü koalisyonlardır kardeşim. Sistemi öyle kurdular. Ya bu sistemden Tayyip Bey memnun mudur, değil midir? Samimi inancımı söyleyeyim memnun değildir, memnun olamaz zaten. Yani yürümüyor işte. Yürümüyor kardeşim her şey çöküyor. Dolayısıyla sistemin zaten gereği siz koalisyona gideceksiniz. Siz Kürt etnik kimlikli bu ülkenin insanlarını sülfürik asit kazanına mı atacaksınız? Olabilir mi böyle bir şey? Seçimde gidecek oy kullanacak. Vergi veriyor, askere gidiyor kardeşim. İş kuruyor, istihdam yaratıyor. Pardon. Mustafa Kemal Paşa'nın işte Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet ne mutlu Türk'üm diyene demiş. Orada kurgulamış, etmişler, formülü vermişler. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Parti hiçbir şeye yüksünmeden... Söyleyeceği çok açık, çok net. Kardeşim koalisyonlar emrediyor zaten. Emrediyor. Bu emir doğrultusunda hareket edelim. Bak öbür taraftan da yani aritmetik falan meseleleri de konuşmak istemiyorum ama şimdi geri dönüp bakalım bak oylar oylamalar meselesine. Cumhuriyet Halk Parti'nin %25'i her halükarda sabit kalıyor mu? Bütün saldırılara rağmen. Değil mi? Bak. Evet. %25'i kaldı. İyi Parti'nin oy oranı ne kadar? 10 civarında o değil kadar mi? Diye kabul ediyorum. Yani şu anda tabii yakın tarihte bir seçim olmadığı için yani hayır geçmişle mukayese ama yapın. Geçmişte yaptınız ama 10 denilebilir evet. Dedik. Bak etti mi %35? 35. Peki. HDP'nin oyu kaç kardeşim?
Yani o da 8-9. Etti evet. mi 44? Evet. Peki arkadaş, geriye kaç kaldı? Bir de şey dur. Koyun. Geceye kaç Saadet. Kaldı? Bak geriye kaç kaldı? 56. Bak 56. Şimdi 56'nın içine koy Saadet Partisi'ni. 2 diyelim. 2. Yeni kurulan partileri şimdilik toplamına şimdilik 7 diyeyim. 56'dan 7'yi çıkartın. Bak en minimum 49. Maksimum hesaplasıyor. 49. Ya 49 zaten bu tarafta duruyor. Peki bunun telaşı niye? Demokrasi sandık aritmetikse. Sizce bu yeni kurulan partiler 7 alır mı Erol Bey? Hayır söylüyorum yani dedim ya en maksimum 5 koy. Ya da en iyimser. Söyledim bak dedim ki 5 koy ona en maksimum 2 koy öbür tarafa Saadet'e etsin 7. Düşür 2 koy Saadet sabit kalıyor 2,5 koy buraya 4,5. 7'den 4,5'u çıkar kardeşim. Burada kalır 2,5. 2,5'u da koy buraya eder 51,5. Evet. Peki bu telaş niye? Bak aritmetik. Evet. MHP nasılsa kardeşim koltuk değneği olarak zaten AKP'yi hep sırtlamış. Hep koltuğun altından kaldırmış. Rakamlar burada. Aritmetik sonuçlar burada. Ha, şimdi bu aritmetik sonucun ikinci okumasını siyasetçiler biliyorsun onların hepsi bir matematik üstadı. Ama şimdi Erol Bey, şöyle üstadı. Bir denklem var. Şöyle bir denklem var. Buyurunuz. Eğer Türkiye'de az önce konuşmanın başında söyledik ya, kapı önünde HDP ile gözükürseniz belki tamam o söylediğiniz denklem oturur ama sizden kaçacak da önemli bir oy oranı olabilir. Tamam. Onun için hani herkes kapının arkasında ben ne yapacaksam yapayım ama kapı önünde fotoğraf vermeyeyim telaşı içerisinde. Dolayısıyla kimse o görüntüyü vermez. Verdiği zaman çünkü Türkiye genelde milliyetçi ve muhafazakar hassasiyetleri ağırlıklı olan bir seçmen grubuna da sahiptir. Anadolu coğrafyası için söylüyorum. O coğrafya bir anda kaçıverir belki de. Şimdi burada milliyetçi kısmı yerden köye kadar haklısın. Muhafazakar kısmına gelince bu sefer Kürt etnik kimliklerinde kardeşim işte siyasal İslamcıları var, İslamcı Kürtçüleri var içlerinde. Onlar orası ama da bak onlar mesela, HDP'nin içinde var mı işte ne kadar işte var? İşte yaşa. Onların bir çözümlenmesi. Eğer HDP'nin içinde onlar yoksa onlar zaten AKP'nin içinde evet. demektir. Evet. Onlar AKP'nin bu denklemin içinden çıkamayız. Çok yaşa. Tabii ben şöyle bir şey söylüyorum yani gerçekten bu denklemi zaten çözdüğünüzde iktidarı çözüyorsunuz. Türkiye demokrasi birinci lig ülkeleri arasına girecek. Yani gerçekten önü açık ve tutulamaz hale gelirsiniz. Bak önü açık ve tutulamaz hale gelir. Bu Türkiye'nin en önemli ayak bağı. Fakat şöyle bir şey söyleyeyim. Dikkat et. Bak bu ülkede üç şey üzerine siyaseti kuruyoruz. Laiklik üzerine kuruyoruz. Din istismarı üzerine kuruyoruz. Bir de bu Kürt etnik kimlik üzerine kuruyorlar. Bunu aldığın zaman çatışmayı nereye kurgulayacaklar? Evet. Çatışmayı nereye kurgulamak zorundasınız? Demokrasi, hukuk devleti, insan hakları, işte üretim, ekonomi bunların üzerine kurgulayacaksınız. Bunu yaptığınız zaman nepotizm yok, kayırmacılık yok. İşte istismarları, dini istismarı falan kaldırdığınızda o vakıflar, dernekler evet. bilmem ne kaldırdınız. Buraların para aklama, aktarma, buralardan nemalanma yerleri. O zaman da karşımıza şöyle bir sonuç çıkıyor. Bir, Türkiye eğitim düzeyi, evet, ortada, çağ dışı rakamlar, bu bir. İki, Türkiye varsıl bir ülke değil, tamam yoksul bir ülke değil ama yoksulluk sınırında. Burada da demokratik anlayış ve demokrasi yaratılamıyor. Peki. Şimdi böyle de bir sonuca geliyorsunuz. Hüseyin kulağıma uyarıyor, bitirdik diyor. Bugün de bitti. Tamam, başkumandan onlar kardeşim. Hüseyin. Ne söylüyorlar? Can, sevgili Can Yıldız buradaydı, bize eşlik etti. Can, teşekkür ederim. Ankara'da rejide arkadaşlarımız, İstanbul rejide arkadaşlarımız ve Hüseyin var, yönetmenimiz. Çok teşekkür ederim Erol Bey. Efendim, ağırladınız ben teşekkür bizi. Ederim. Sağ olun, varolun. Salı gecesi izleyicilerle buluşup 19 Mayıs özel programımızla beraberiz. Yaşa. Tamam. Değil mi? Tamam, seve evet, seve. 19 Mayıs'ı Erol Mütercimlerle konuşacağız. Kutlayacağız. Evet, Salı gecesi biliyorsunuz. Şimdiki zaman siyaset akşamı. Hepinizi oraya bekliyoruz. Gösterdiğiniz ilgiye çok ama çok teşekkür ediyorum. Mutlu pazarlar efendim.